Herkese merhaba, ben Şebnem Balkan. Kendinize özel alanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün çok heyecanlıyım çünkü çok özel bir konuğum var. Yaptıklarıyla bana ilham veren bir konuk. Siz de ilham almak istiyorsanız, özellikle bulunduğunuz yerde kendinizi sıkışmış hissediyorsanız, rahatsızlık hissediyorsanız, konfor alanınızdan çıkamadığınızdan dert yanıyorsanız, bu yayına mutlaka kitlenin ve konuğumu dinleyin derim. Bugünkü konuğum reklamcı, gezgin ve yazar Şölen Yücel. 17 yıllık reklamcılık kariyerine, evini, eşyalarını, düzenli gelirini ardında bırakıp sadece bir sırt çantası ile dünyayı tek başına gezmeye çıkmış cesur bir insan o. 15 ay süren ve Hindistan'dan başlayan yolculuğunu blogunda ve Huffington Post gazetesinde yazarak duyurdu. Ama yetmedi, bir de Ejderhalar, Filler ve Öpücükler adında bir kitap ile yolculuğunu taçlandırdı. Şölen merhaba, hoş geldin. Merhaba Şebnem. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten kanalımın ilk konuğusun. Davetimi de kabul etmen beni çok mutlu etti. Çok sağ olun. Evet. Rica ederim. Ne demek? Çok heyecanlı. Hayırlı olsun bu röportajlar serin. Ben de ilk olmaktan dolayı çok gururluyum. Teşekkür ederim. Şimdi bu seride amacım ilham veren, ilham ışığını parlatmış insanlarla sohbet edebilmek ve kendi ilham ışığıma da katkı olmasını sağlamak. Aynı zamanda dinleyicilerimle, izleyicilerimle de bu fırsatı paylaşmak. Yakından takip ettiğim bir insansın. Çok da hayranlıkla izliyorum. Hayal ettiğim birçok şeyi de gerçekleştirmiş bir insansın. Benim burada gördüğün, Amerika'da yaşıyorum ve yanımda çok az sayıda Türkçe kitabım var. Bunlardan bir tanesi de senin kitabın. Ejderhalar, Filler ve Öpücükler. Çok severek okudum. Okurken hem çok ilham aldım hem de kendimden de bazı şeyler buldum. O yüzden çok öneriyorum okumayanlar için de bu kitabı. Şimdi bu kitabın arkasında aslında yazılma sebebiyle ilgili, daha doğrusu kahramanın yolculuğu ile ilgili çok güzel bir tanımda bulunmuşsun. Onu paylaşmak istiyorum ilk önce. Demişsin ki, onun bir merdivene ihtiyacı yoktu, asla olmamıştı. Bir kurtarıcıya, yukarıdan sarkıtılacak bir ipe. Onun kim olduğunu hatırlamaya ihtiyacı vardı sadece. Gözlerini kapadığında sezdiği gerçekliği bulup çıkarmaya. Bir fil gibi isterse tüm dünyayı kucaklayıp havaya kaldırabileceğini bilmeye. Bu çok güçlü bir şey ifade. Gerçekten çok güçlü bir ifade. Çok güçlü bir içgörü. İnsan, yani buradaki kahraman, bu kitapta bahsetmiş olduğun kahraman aslında mış gibi yapmaktan çok sıkıldığını fark edip bir yolculuğa çıkıyor ve o yolculuk aslında kendisini tekrar bulma yolculuğu. Bu kahraman için sebepleri bu şekilde, aslında birçok insan için ortak bir sebep olabilir. Gerçekten bir insan bir yolculuğa nasıl çıkar? Senin yolculuğa çıkma sebebin gerçekten bu muydu yoksa başka bir sebep miydi? İnsanı yolculuğa ne çıkartır? Ya insanı yolculuğa ne çıkartır? Huzursuzluk çıkartır. Yani mevcut durumdan dolayı duyduğun rahatsızlık duygusu çıkartır. Bu kimi için fiziksel bir yolculuktur. Benim yaptığım gibi çantayı alıp gitmektir. Hani elde ettiklerinle ya da olanla yetinemediğini fark ettiğin zaman. Ya da başka türlü yolculuklara çıkarız. Daha içsel yolculuklara da çıkıyor bir sürü insan. İlla hani böyle vurdum kapıyı çektim gittim gibi bir eyleme de gerek yok aslına bakarsan. Benimki biraz fiziksel bir aksiyondu. Hı hı. Yani ben şeyi çok seviyorum. Jim Carrey'nin çok güzel bir lafı var. Diyor ki umarım herkes bir gün çok zengin ve çok ünlü olur. Ve bunların aslında onlara mutluluk getirmeyeceğini fark eder. Aslında biz peşinden koştuğumuz şeylere ya da istediğimizi düşündüğümüz şeylere sahip olduğumuzda bunların gerçekten bizim isteklerimiz olmadığını fark ediyoruz. Hı hı. Yani işte iyi bir kariyer, işte biz birbirimizi kurumsal hayattan biliyoruz. Evet. İşte iyi bir kariyer, iyi bir gelir, güzel bir evde oturmak vesaire. Bunlar bizim değil çoğu zaman, toplumun bize güdülediği motivasyonlar. Hep işte bir sigortan olsun, işte emekliliğini al falan. Biz bunlarla büyüdük. Hı hı. Ama işte ne bileyim, iyi bir kariyerin olduğunda belki de seni çok mutlu edeceğini düşünüyorsun ve yıllar yılı o havucun peşinde koşuyorsun. Bir sürü güçlüğe de göğüs geriyorsun bu uğurda. Ne zaman ki o koltuğa oturuyorsun, şöyle bir duygu kalıyor içine. Aa, bu değilmiş. Ama oraya varman gerekiyor önce. Evet. Önce onun olmadığını fark etmen için bir o koltuğa oturman gerekiyor, değil evet, mi?
Oturmadığın sürece o mücadele devam mı ediyor? Tabii, çünkü şey, istediğin şeyin ne olduğunu düşünüyorsun. Hani senin altın şeyin, Holy Grail dedikleri altın kasen peşine düştün. O oluyor. Onu elde ettiğin zaman da düşündüğün kadar mutlu olmadığını fark ediyorsun. Hı-hı. Aslında hayatta bundan daha büyük şeylerin olabileceğini hissediyorsun zaten her zaman kafanın içinde bir yerde de. Etrafımızdaki sesler çok baskın. Evet. Yani kendi sesimizi pek duyamıyoruz. Evet, kendi sesimizi duyamamak konusunu ben de kanalımda sıklıkla işliyorum. Burada bahsettiğin o insanın kendini huzursuz hissetmesi ama bir yandan da altın kaseye ulaşmaya çalışması. Şimdi o huzursuzluğun başladığı, o harekete geçirme huzursuzluğunun başladığı nokta, o koltuğa oturduğu an mı? Daha öncesinde bunu keşfedemez mi? Yani mutlaka... Yani keşfedebilenleri çok tebrik ederim. Ben ne demedim. Yani keşke daha öngörülü bir insan olsaydım ve bu kadar çabalamadan hani hayatta ne istediğimi gerçekten anlayabilseydim. Anlayabilen insanlar varsa çok takdir ederim ve çok saygı duyarım. Yani umarım vardır. Ama benim yolculuğum, kişisel yolculuğum oraya vardıktan ya da vardığımı düşündükten sonra oldu. Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani ben de kurumsal hayattan gelen bir insan olarak çevremde hayatını değiştirmek isteyen, bulunduğu yerden çok memnun olmayan birçok insanla karşılaştım ve bir aradaydım. Ve onların huzursuzluğu aslında henüz harekete geçmelerine yetecek bir huzursuzluk değil. Çünkü henüz orada olmalarını sebep olan o koltuklarına henüz ulaşmadıkları için yolculuklarına devam ediyorlar diyebilir miyiz? Olabilir ya da o koltuk gerçekten onlara göredir. Bunu da bilemeyiz. Yani herkesin motivasyonu gerçekten farklı. Dediğim gibi onlar o koltuğa ulaşabilirler. Tabii. Orada kalabilirler. Oradan bir adım öteye de gidebilirler. Başka açılımlar da yaratabilirler kendilerine vesaire. Ama yani benim kendi yolculuğum bana hep şu soruyu sordular. Rahat mı battı? Bu çok güzel bir soru aslında. Evet, rahat battı. Yani o konfor alanı battı. Yani onun içinde sıkışıp kalmak, yani rahat mı battığı lafı çok güzel. Çünkü batıyor. Yani insan doğası gereği hem konforlu olmak istiyor, hem değişime direniyor, hem de o konfor alanında bunalıyor, rutinde boğuluyor. Yani gene bir zıtlık var içimizde. Aslında konfor alanı dediğimiz şey bir rahatlık değil mi? Değil mi? Yani rahatsak, çok rahatsak. Tabii rutindesin. Yani hani her gün aynı yolu gidiyorsun. Yollara, haritalara bakmana gerek yok. Evet. Her gün aynı insanları görüyorsun. Yeni insanlarla tanışıp onlarla hani bir sosyalleşme gerginliğine, gerilimine girmene gerek yok. Ülkendesin. Herkes seninle aynı dili konuşuyor. Rahat rahat anlaşabilirsin. Dolayısıyla biz konfor alanından ne zaman çıkıyoruz? Ya yeni bir maceraya atıldığımızda, bu iş olabilir, sosyal çevre olabilir. Taşınmak bile bence hani ilk etapta bir konfor alanından çıkmak, mahallenden ayrılmak ya da senin gibi ülke değiştirmek bile. Hı hı. Ya da işte benim gibi bir yolculuğa çıktığında sırtımda çanta, 10 parça eşyayla, işte çamaşır makinen olmadan, akşam eve gelip yatacağım bir koltuğun olmadan yollara düşmek olabilir. O tam konfor alanından çıkmak. Çünkü bayağı böyle rahatsız yolculuklar yapıyorsun. Fiziksel olarak da rahatsızlık hissediyorsun yani. Hangisi daha geçmeye yakın hissettiriyor seni? Hani yolculuğa çıkarken ki hisler mi, o adımı atarken mi, yoksa yolculuk sırasında mı insan daha çok korkuyla karşılaşıyor? Ben hani yola çıkmadan önce oldukça korktum. Yani eşyaları depoya kaldırırken, evi boşaltırken, işimden ayrılırken, 8 senedir çalıştığım iş yerimden ayrılıyordum falan. Hani 40 kere düşündüm, taşındım, doğru bir şey mi yapıyorum? Ya yola çıktıktan sonra bunun bana göre bir şey olmadığını fark edersen falan diye. Ama tabii ki bir de cahil cesaretim var. Yani hani mesela Hindistan'a gidiyorum. Hindistan'la ilgili korku hikayeleri okuyorum. İşte erkekler kadınları taciz ediyor falan diye. Diyorum ki ya ben Türkiye'de yetişmişim. Yani hani bu Avrupalılar yazıyor. Bunlar da azıcık şeyden korkmuşlardır, höt demişlerdir bunlara falan diye. Böyle bir cahil cesaretle çıkıyorsun. Sonra gidip Hanya'yı, Konya'yı görüyorsun tabii yani. O şey, yolda vazgeçmeye daha çok yaklaşıyorsun. Peki ne yolda tutuyor seni? Merak ve şey, bir ne derler, bir amacın var, bir rotan var. Onu tamamlamak istiyorsun, görmek istediğin ülkeler var. Bir kere çıkmışsın, ne işin var, ne evin var, hani kalabileceğin döndüğünde mecburen devam ediyorsun.
bu işin sonunu görmek istiyorsun. Yani hani nereye varacak diye. Ben nereye varacağım değil, iş nereye varacak diye. Evet, değil mi? Yolun nereye gideceği belli ama o yolu giderken Şölen'e ne olacağını merak ediyorsun. Evet. Peki ne oldu Şölen'e? Valla çok güzel şeyler oldu. Yani tabii yolda bir sürü tatsızlık yaşadım da yine de muazzam şeyler oldu. Yola çıkmadan önceki insan şu anda bana onun düşünce kalıpları, değer yargıları, o şey stereotipleri kafasındaki falan çok komik geliyor. Yani hayattan beklentileri de öyle. Bayağı bir şeyi değiştirdi benim içimde. Evet. Peki o değişim içerisinde hani üç tane şeyi paylaşmanı istesem senin için çok değerli. Hani bu yolculuk şu üç şeyi kazanmamı, fark etmemi, hissetmemi sağladı desen neden bahsederdin? Bir kere ne kadar güçlü olduğumu fark etmemi sağladı. Çünkü tek başıma yani gerçekten yolunu izini bilmediğim, bazen internet olmayan köylerde falan dolaştım. Ve oradan sağ çıktım. Gördüğün gibi tek parça olarak ülkeye dolaştım. Ve şunu hissettim. Ben bunu yaptıysam hayatta her şeyi yapabilirim. Fark ettiğim yani şey gücümü fark etmek bende çok farklı bir yere götürdü beni. Yani cesaret de değil bu da. Evet. Tuhaf bir özgüven duygusu. Yani ben hayatta, beni nereye koysan yaşarım bir Hı-hı. şekilde. Hayatta kalırım. Ve yapamam diye düşündüğüm şeyleri de yaparım. Çünkü ben mesela motor kullanmaktan çok korkuyordum. Şeyden Asya'da motor kullanmayı öğrendim. Yani hani bir hafta boyunca dua okuyarak çıktım o motosikletin tepesine ama hani inat ettim ve öğrendim. Hani şunu görüyorsun, kafanızda kendimize söylediğimiz yalanlar var. Ben mesela hep şey demişim kendime, ben işte motor kullanamam çünkü benim el göz koordinasyonum çok kötü. Yalan, nereden biliyorsun, hiç kullandım mı? Kullanmadım. Pimpon evet. oynayamadığım için kendime şey demişim, ben motor kullanamam, el göz koordinasyonum çok kötü. Çünkü ben pimpon oynayamıyorum diye bir yalanım var. Garantiye bakar mısın? Evet. Tabii tabii. Ondan sonra fakat şimdi mesela 6 ay falan kullandım Bali'de motor, 5,5 ay. Muazzam bir şoförmüşüm ya, reflekslerim falan o kadar kuvvetli ki. Yani bunu görebiliyor olmak ve kendimi nasıl kandırdığımı riske atmamak için hani zihnim şeyi riskli buluyor motora binmeyi. Ki riskli bir hareket. Bana bir yalan söylüyor. Zihnim. Evet. Ben de o yalana inanıyorum. Yani çok güzel bir örnek bu. Çünkü beynimiz örneklediği şeyi, modellediği konulara hep aynı şekilde yansıtma becerisine sahip. Tabii tabii. Yani o da bizim işte potansiyelimizi limitleyen bir şey ve sen hani bir pimpon becerisi ya da oynamama sebebini başka bir şey yapamayacağına kanaat getiren beyninin aslında seni nasıl sınırladığını fark etmişsin ve kendi Değil potansiyelini, mi? Gücünün aslında daha fazlasını başarabildiğini de görmüşsün. Bu bir evet başka bir bu iki hayata güvenmeyi öğrendim. Yani şey The Best Exotic Marigold Hotel filminde bile yani şey Dev Patel'in karakteri bir laf söyler. Bunu da yazdım, çok seviyorum. Diyor ki sonunda her şey iyi olacak. Eğer daha iyi olmadıysa sonu gelmedi demektir. Oo. Muazzam. O yüzden, evet. Yani ben de biraz bu ruh haline geldim. Bir şekilde sonunda her şeyin iyi olacağına, her şeyin hayra ve feraha çıkacağına dair. Ama bu bir şey inanç değil. Zihnimin arkasında şüphelerle dolu bir inanç değil. Bu tam teslimli, keskin bir inanç. Ve beni çok rahatlatıyor böyle düşünmek. Çünkü bu 20 ay boyunca gerçekten sonunda her şey iyi oldu. Yani başıma bir ton şey geldi. Pasaportumu çaldırdım, telefonumu çaldırdım, hastalandım. Otel odalarından çıkamadım, bir hafta yattım falan ama sonunda her şey iyi oluyor. Çok güzel. Var mı başka ekleyeceğin? Daha üçüncüsü de sanıyorum ki şu, şu anda mesela artık bir ev tuttum ve buradayım. Türkiye'desin. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Başka motivasyonlarım var. Bahsederiz birazdan hani burada olmak için. Gitmek, illa gitmek diye bir şey yok. Yani eskiden öyleydi, gideyim. Hani ben buradan bir gideyim, yeni yerler göreyim. Evet çok güzel, gördüm de, gezdim de. Şimdi mesela herkes diyor, ay nasıl duruyorsun? Hani o kadar gezdikten sonra nasıl yerleşip düzene geçsin? Valla diyorum ben çaydanlık öptüm. O yüzden hiç şey yapma.
Çaydanlığımı öptüm yani çıkarınca koliden böyle. Çünkü istediğin zaman çay demleyebilmek, yumuşak bir yastıkta, kendi yastığında, temiz çarşaflarda uyuyabilmek. Yani bunların kıymetini anladım ve yani her uyandığım sabah şükrediyorum. Yoldayken de şükrediyordum. Hani bir dağa bakıyordum ve şey diyordum, bunu gören gözlerime şükürler olsun. Hani şimdi de bu temiz çarşaflarda uyandığım için şükrediyorum. Bu yolculuk bana hayata şükretmeyi öğretti. Yani çaya şükretmemiz gerekiyor. Yani çünkü o bir nimet ve o gündelik hayatımızın, rutinimizin bir parçası olduğunu da anlamıyoruz. Çay işte falan diyoruz, simit falan. Yani bir gidin bakayım Asya'ya 10 ay kalın da simite, simit sadece simit değildir yani. Evet. Bu memleket hasretidir. Evet, memleket hasreti. Ben de dün rafta eti bisküvi gördüm ve gözlerim doldu. İnsan ağlıyor. Burnum sıkladı. Çok çok iyi anlıyorum ne dediğini. Ve çok güzel 3 tane farkındalıktan bahsettin. Kazanmış olduğun değerden bahsettin. Bir tanesi kendine, kendi potansiyeline güvenmek. İkincisi hayata güvenmek. Üçüncüsü şükretmek sahip oldukların için her an. Yani ister yolculukta ol, ister evinde otur. Sahip olduğun her şey için şükretmek. Aslında bu üçünü yaptığı zaman insan gerçekten içselleştirerek. Çünkü kendi potansiyeline inanmak, hayatın sana sunacaklarının en harika şey olacağını bilmek ve her şeyin değerini fark ederek yaşamak aslında tam olarak bir rahatlık. Bana... Kafası çok güzel. Öyle evet, diyeyim ben. Evet, çok gerçekten. İyi bir rahatlık. Yani evet. Daha iyi 3 tane meziyet düşünemiyorum şu an yani. O yüzden ben yola çok minnet doluyum yani. Hani o yolculuğa çıkmasaydım muhtemelen ben hala şikayet eden, söylenen hayatımdan. Biraz mutsuzluktan artık beslenmeye başlamış. Şikayet ettikçe rahatlayan falan bir insan olarak. Kırklarının başını süren bir insan olarak böyle hani şey olacaktım. Yani derler ya, İngilizlerin bir sözü var. You either get bitter or better. Ya acılaşırsın ya daha iyi olursun. O gerçekten doğru. Hani galiba ben better oldum acılaşmak. Daha iyi. Evet. Daha iyi olmayı seçtin. Evet. Bu bir seçim. Mutsuzluk salgın bir hastalık gibi birbirimize bulaştırıyoruz. Yani iki seçeneğiniz var der. Biri cehennem olduğu gibi kabul edeceksiniz ve hani onun bir parçası olacaksınız. İkincisi de cehennemin ortasında cehennem olmayan bir şeyler bulacaksınız. Biliyorsun kendini kurban rolüne koyduğun anda her şey senin başına geliyor. Hikayemi kimin ağzından anlatıyorum? Bir kahramanın ağzından mı anlatıyorum? Bir kurbanın ağzından mı anlatıyorum? Hikayeni kahramanın ağzından anlatmaya başlarsan hayat da değişmeye başlıyor.